Bugün yanımda iki tane lastik var. İkisi de aynı ebatta, ikisi de Pirelli P0. Bunlardan bir tanesi aracıma olurken diğeri olmuyor ve ikisinin fiyatları da farklı. Peki bu bir pazarlama stratejisi mi? İşte bugün bunu araştırmak için İzmit Pirelli Lastik Fabrikası'na geldik. İzmit'te 1960 yılında faaliyete başlayan bu İtalyan marka ilk yerli lastiği 1962 yılında üretti. O zamandan bugüne kadar üretime devam eden bu fabrikada dünya çapındaki neredeyse bütün motor sporları sektörüne lastik üretiliyor. Formula 1'inden tutun rallisine, GP yarışlarına kadar bütün bu lastiklerin üretildiği fabrikada her ne kadar motor sporları lastikleri üretiliyor olsa da genel fikir olarak lastik üretim aşamalarını rahatça görebileceğimiz bir ortam bizi bekliyor. Kendimiz bu fabrikanın nasıl işlediğini ve bir lastiğin baştan sona nasıl üretildiğini gözlemlerken size de bu deneyimlerimizi aktarıp farklı amaçlara uygun farklı lastiklerin ne gibi tasarımsal farklar taşıdığını size göstermeye çalışacağız. Lastiklerimizi alırken marka, model, hatta ebatları aynı olsa bile lastiklerin kendisi aslında biraz farklı. Bunun ana sebebi otomobil üreticileri arabalarını üretirken lastikler de aslında süspansiyonun bir parçası olarak hesaba katılıyor. Haliyle arabanın ağırlığı, ne kadar hıza çıkacağı, aynı zamanda şasi geometrisi ve süspansiyonları da lastiklere uygun olarak tasarlanıyor. Bir lastiğin arabama uygun olup diğerinin olmama sebebi de aslında buradan geliyor. Otomobil üreticisi bize diyor ki, ben bu arabayı bu lastikle tasarladım ve bu şekilde kullanmalısın. Peki bunu nereden anlıyoruz? Lastiklerin yanına baktığımız zaman homologasyonunu gösteren bazı işaretler var. Bunlar markadan markaya değişebiliyor. Örneğin bir BMW'ye lastik alıyorsanız onun homologe ettiği lastik yıldız işareti kullanıyor. Bugün yanımdaki Audi lastiği ve üstünde yan tarafa baktığınız zaman yanağında AO işaretini görüyorsunuz. Diğeri ise yine aynı ebatlarda olmasına rağmen üstünde L işareti var ama biraz daha el yazısı tarzıyla. Bu da bu lastiğin Lamborghini için üretildiğini gösteriyor. O yüzden bu iki lastik her ne kadar aynı gibi gözükse de birbirinden komple farklı. Bu farklardan en belirgini aynı model olmasına rağmen, P0 olmasına rağmen lastik deseninde gördüğünüz gibi farklılıklar var. Lamborghini biraz daha siliğe yakın diyebileceğimiz yağmur kanalları üstünde biraz daha az. Audi'ye baktığımızda ise daha fazla kanalı burada görebiliyoruz. Aynı ebatta olmasına rağmen ikisini yan yana indirdiğimiz zaman burada bir şeyi dikkatinizi çekecek. Yanaklarının tabana bağlandığı şekil farklı. Birisi biraz daha bombeli, birisi biraz daha düz. Hatta genişliğine baktığınız zaman bu şekilden kaynaklanan ufak bir fark bile var. Yani her 305 aynı taban olmasına rağmen aynı lastik olmuyor. Hatta biraz daha bilimsel kanıt isteyenler için bir kumpasla diş derinliklerini bile ölçebiliriz. Baktığımız zaman Audi olan yaklaşık 6.76 mm civarındayken Lamborghini yaklaşık 6 mm civarında. Her şey bu kadar farklıyken kendi aracımıza doğru ürünü bulmak için ne yapacağımıza geçmeden önce hadi üretim aşamasına bakalım ve bu farkların nereden geldiğini öğrenelim. Lastik üretimi 5 aşamada gerçekleştiriliyor. Bu aşamalar ham madde, yarım amül, konfeksiyon, pişirme ve kalite kontrol. Ham madde sürecinde diğer Pirelli fabrikalarından buraya ham madde geldikten sonra yarım amülde doğru açı ve genişliklerde kesiliyor ve burada gördüğünüz konfeksiyon bölümünde bu kesilen parçalar birleştirilmeye başlanıyor. Bu gördüğünüz aşama işte konfeksiyonun birinci fazı olarak geçiyor. Burada gerçekleşen şey operatör tarafından lastiğin belirli bölümleri birleştirilerek lastiğin karkası yani ana gövdesi oluşturuluyor. Operatör burada çemberi, motor sporlarına özel bazı güçlendirmeleri ve lastiğin ana gövdesini ve kenarlarını birleştirerek bu karkası hazırladıktan sonra konfeksiyonun ikinci fazı olan bölüme karkaslar yollanıyor. İkinci fazda ise operatör kuşak paketi ismi verilen ayrı bir lastik bölümünü oluşturmaya başlıyor.
Birinci fazdan gelen karkas, bu ikinci fazda üretilen kuşak paketiyle birleştirilip daha sonra bizim günümüzde gördüğümüz, bildiğimiz lastiğin şeklini alması sağlanıyor. Rotasyonel makinede bu karkasla kuşak paketi birleştirilip tek parça haline getirildikten sonra lastik artık vulkanizasyon adı verilen bir sonraki aşama için hazırlanmış oluyor. Vulkanizasyon dediğimiz süreç işte aslında pişirme aşamasında gerçekleşiyor. Konfeksiyon aşamasında karkasla birleştirilip gelen kuşak, pişirme aşamasında her lastiğe özel bir kalıp içinde hazırlanıp, yine her lastiğin farklı amaçlara uygun farklı sertliklere ulaşması için belirlenen sıcaklık ve basınçlarda belirli bir süre içinde bu gördüğünüz büyük fırınlarda pişiriliyor. Burada bütün süreç içinde ilk defa kimyasal bir değişiklik gerçekleşiyor. Lastiğin içindeki kükürt ve polimerler belli sıcaklıklar altında birleşip sertleşerek lastiğin aslında kendisini oluşturmuş oluyor. Şimdiye kadar sadece fiziksel ve mekanik değişikliklere uğrayan lastik, işte bu aşamadan sonra farklı amaçlara hitap eden, farklı kimyasal süreçlerden geçen, farklı özelliklere sahip lastikler haline geliyor. Bazı motorsporları için örneğin yumuşak lastiğe ihtiyacınız olduğunda kullandığınız pişirme süreci, bir başka motorsporunda çok daha sert lastik kullandığınızda bambaşka bir sürece sahip oluyor. Bu aşamadan sonra birbirinden oldukça ayrışan lastikler test ve kalite kontrol aşamaları için yola çıkıyor. Motorsporlar lastiği üretimine çok benzer olarak binek otomobil lastikleri de üretilirken üreticiler biz tüketicileri anlayabilelim diye üzerine özel işaretler koyuyorlar. Ama tabii ki biz standart kullanıcılar için her zaman sırt desenine bakıp bunu yargılamak doğru bir seçim değil. Her zaman da anlayamayabiliriz. O yüzden lastik üreticileri lastiğin yan tarafına bize hız ve yük endeksi şeklinde iki tane çok önemli bilgi veriyor. Hız endeksi lastiğin kaç kilometre saate kadar kullanılabileceğini gösteren bir indikatör. Bu lastiğin üstünde hız için Y yazıyor ve bu parantez içinde her harfin bir hız karşılığı var. Y 300 kilometreye kadar bu lastik kullanılabilir demek. Ama üstünde özel bir işaret var. Parantez içinde. Bu parantez işareti bize 300 kilometre saatin üstünde bu lastiğin dayanabileceğini gösteriyor. Siz kendi aracınız için bir lastik alırken arabanızın durumuna göre üreticinin önerdiği lastiği kullanmanız gerekiyor. Eğer 250 ile gidebilen bir otomobile 200 kilometreye kadar dayanan bir lastik takarsanız bu bir güvenlik sorunu haline dönüşebilir. Yan tarafta çıkan tablodan hangi harfin hangi hıza denk geldiğini de bulabilirsiniz. Hemen yanındaysa yük endeksi var. Yük endeksi de bize bir tane lastiğin kaç kilogram yüke kadar dayandığını gösteren bir diğer indikatör. Bizim lastiğimizin üstüne baktığımızda 103 yazıyor. Bu da 875 kilograma kadar bu lastik dayanabilir demek. Ve bu yüke dayanabilmesi için yapılan hamur değişikliği, yanak değişikliği doğal olarak sürüş karakterini de değiştirecektir. Otomobilinize uygun lastiği alırken yine yan tarafta görebileceğiniz tablodan hız ve yük endeksine bakıp sizin aracınıza hangisi uygunsa onu almanız gerekiyor. Dördüncü aşamada pişen lastikler, şimdi beşinci aşama kalite kontrol için buraya getiriliyor ve burada görsel olarak kontrole başlanıyor. Daha sonra bu ekrandan lastiğin metalik yapısında, iç yapısında herhangi bir sıkıntı var mı? Burada kontrol ediliyor ve bu kontrolden sonra bir sonraki kontrol için lastik yolculuğa devam ediyor. X-ray kontrolünden sonra şirografi kontrolüne geliyoruz. Burada lastiği okuttuktan sonra barkodunu okuttuğumuzda lastik kontrole giriyor ve burada kontrol edilen şey lastik katmanları arasında herhangi bir hava kabarcığı, bir deformasyon var mı? Bunu kontrol edebiliyoruz. Buradaki ekranda hızlıca bir sorun var mı görebiliriz. Bu ekrandan baktığımızda lastikte herhangi bir sorun olmadığını rahatça görebiliyoruz. Ve son aşama olan son kontrole adımını atıyor lastik böylece.
Ve işte bu son adımla birlikte lastikler gönderime hazır. Bu lastikler motor sporları lastikleri ama yol lastikleri de her ne kadar malzemeleri, tasarımları vesaire farklı olsa da üretimde benzer, çok benzer aşamalardan geçerek üretiliyorlar. Bu da işte Tuğberk'in anlattığı konuya iyi bir şekilde bağlantı kuruyor. Umarım size bu bütün deneyimi, bir lastiğin nasıl üretildiğini, nasıl lastiklerin birbirinden farklı olduğunu bu güzel İzmit Trelli fabrikasında gösterebilmişizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videoyu da anlatacağımız her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.